Sondaj kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz Bedir abi. Dışarıdaki iş insanlarımızın desteğiyle, köyümüzün desteğiyle, kendi çabamızla yapıyoruz yani. Allah'ın izniyle de çıkaracağız suyumuzu. Burası hangi mevki? Burası Galata mevkisi. Eskiden burada bulak vardı. Kör bulak derdiler buraya. Oradan etüt falan yaptırdık. Buradan da çıkarıyoruz suyumuzu. Nerede su sıkıntınız vardı? Hangi mahallede? Köyün yüksek kısımlarında bütün su sıkıntısı vardı. Aşağılar içiyordu. Yukarılara da çıkmıyordu. Yukarılara da günde 2-3 sefer su kesiyorduk ki adamlar yarım saat, bir saat su alıyordular yani. Saat büyük, saat veriyorduk yani. Büyük bir sıkıntıydı değil mi? Evet evet. İnşallah bu sıkıntımız gidereceğiz Allah'ın izniyle. Ne kadar derinliğe inecek? Şu anda etüt raporu 270 metre. Yalnız 200'ü bulur yani. Yani sağlamlığı sağlam olması için 200 metreye yakın geçebilir de yani. Darım hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Bedir Bey. Allah razı olsun. Köy girişine de bir tabela yapmışsınız. Hoş geldiniz. Evet. Güle güle. Evet evet. Onu da yine bizim iş insanımız yaptırdı. O da Ankara'da. Özkan Aydın diye bir kardeşimiz. Onu da o yaptırdı. Zaten iş insanların desteği olmasa ben bir şey yapamam Allah için Bedir abi. Maşallah diyelim sizin köyünüzün. Tabii tabii. Hayırsever iş adamları. Allah hepsinden razı olsun. Bu çalışmalar size kasaman olacak. Vallahi Bedir Bey şu anda metresini 4000 liraya yapıyor. Güneş paneli, pompası, borusu yani 1700-1800'ü buluyor yani. İnşallah su çıkar muhtarım. İnşallah yok suyu tespitim falan yapıldı. Yani 110'luk boruyla çıkacak şekilde bir suyumuz var burada yani. İş adamlarımız Esat Bey, Yakup Bey Paris'te, Ankara'da Özkan Bey desteği oluyorlar. Ayrıyeten İstanbul'da bizim köylülerimiz var. Onlar da iş insanı. Müseyif Aydın, Almanya'da Marif Aydın, Sadet Kaya. Bunlar dışarıdan bayağı bir destek sarf ettiler. Ve ayrıyeten köyümüzde yeni gelişen bir müteahhitimiz var. Ferhat Demir. O da bayağı bir destek oldu bize. Hem aracıyla, hem gereciyle, hem de maddi durumuyla. Yani hiç çekinme dedim muhtarım. Allah'ın izniyle bütün desteklerimi senin için harcayacağım. Ona da çok teşekkür ederim yani. Kars'tan buraya bu boru 10 milyar istediler bana nakliye. O kendi tırıyla getirdi, buraya döktü gitti. Kumu var, mızırı var, hepsini o karşıladı yani. Su da hallolursa ne kalıyor geriye? Su da hallolursa benim ufak tefek bir sıkıntılarımız olur yani. Yani köy içerisinde kanallar var, onlardır yani. Başka da bir sıkıntımız yok. Yani en büyük sıkıntımız sudur yani. Köyünüzde güzel bir köy. Tarım ve hayvancılık. Tabii tabii köyümüz güzel bir köy. Allah için köyümüz çok güzel bir köy. Pancar, arpa, buğda yani vatandaşta da yani var yani çalışıyor yani. Maşallah maşallah. Pancar şu anda tarlada millet pancarda çalışıyor yani. Bir de değirmeniniz var, dereniz var, köprünüz var. Değirmen burada Bedir Bey. Yollarınız geniş. Evet yine Allah devletimize de zaval vermesin. Tabii ki yolumuzu da devletimizin sayesinde yaptık. Yine orada iş adamlarımızın katkısı da oldu. O yolda da katkılar oldu. Yani gücümüz nereden tuttuysa oradan koparıp getiriyor, yaptırıyoruz yani. Sana da maşallah muhtarım hiç durmuyorsun. Yani. Vallahi Bedir Bey şu anda bilmiyorum çıktığın makamların değerini ve kıymetini bileceksin. Hakkını da vereceksin. Yani ben böyle biliyorum. Ha bu benim babamın malı değil muhtarlık. Gelip geçicidir. Bugün ben varım, yarın yokum. Ha biz geleceklere örnek olmamız lazım.
Sarıcı nenem ne yapıyor? Geçmiş olsun bu arada, ameliyat İyi, oldu. sağ olasın, iyidir. Şu an durumu, sağlık durumu iyidir yani. O da su için çok dua ediyordu. Evet. O da bayağı bir sabahlar harcadı yani. Ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı söyle. Aleykümselam, çok teşekkür ederim Bedir Bey. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız yani. Sağ ol, sağ ol, İyi ki sağ ol. sesimizi dünyaya duyuyorsunuz yani. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Merhabalar, ben Karahan Köyü'nden Hayrettin Güvenir. Evet Hayrettin Bey, hayırlı olsun. Allah Sandalye razı buldunuz. olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayır yapanların Allah herkesin hayrını kabul etsin. Başta Esat Bey, ondan sonra Yakup Bey. Ondan sonra değerli muhtarımız. Değerli muhtarımız olmasaydı bu işler olmayacaktı. Nasıl, muhtarım iyi çalışıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki Allah işini gücünü rast getirsin. Köy için yapıyor, kendisi için yapıyor. Yıllardır bu köy bu sıkıntıları yaşıyor. 30-35 yıldır aynı sıkıntıları yaşıyor bu köy. Ha biz de diyoruz ki günde 2 saat akmasın, 24 saat sularımız aksın. Biz de köylü vatandaş olaraktan elimizi taşın altına sokacağız. De Muhtarımıza yardımcı olacağız. üretiyorsunuz, tarım Tabii var, ki. hayvancılık var, yani su büyük bir Evet. ihtiyaç. Tabii ki, tabii ki. Şimdi de biz çiftçi adamız, çölden geliyoruz. Bize su lazım, su yok. Ne yapacağız? Taşıma da, suyla da değirmen dönmüyor. Evet. Mecburi biz de muhtarımıza destek verip bu işe el atacağız. Allah işini gücünü rast gelsin. Bütün hayırseverlerin herkesin Allah hayrını kabul etsin. Allah razı Çok olsun. teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim size de Bedir Bey. Merhabalar. Mehmet Özmen, Özaksa Sondajcılık. 1995'ten bu yana bu işi yapıyoruz. 13 senedir de Kars bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Muhtarımla tanıştık işte 2 sene önce. Bugüne nasip oldu. İşte köyün sondajını yapacağız. Hedefimiz burada yani 250-300 arası bir 90-100'lük bir su almak. Yani saniyede 7 litre ile 10 litre arası. Hayırlı olursun Karahan Köyü'ne.